Şu anda durum en felaket ülke Hindistan dedik. Ragıp Metin Okutay bana Mumbai'den bir mesaj attı. Dedi ki ben size biraz buraları anlatayım dedi. Burada durum felaket dedi. Ragıp Bey siz ne zamandır Mumbai'de yaşıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz orada? Merhabalar Cüneyt Bey. Ben burada 4 senedir 2017'de geldim. Burada medya endüstrisindeyim. Renk editörü olarak çalışıyorum. Yaklaşık 2 senedir ülkeme dönemedim. Zaten işte ikide bir karantina bir burada oluyor, bir orada oluyor. O yüzden zaten uçuşlar da kapalıydı. Bayağı bir uzun süre. Hala da kapalı. Evet. Yani Kapalı burada mı ben şu şu an anda? Hindistan varyantı 5 kişide çıkmış burada Türkiye'de. Ben de onu merak ediyordum. Uçuşlar var mı yok mu diye. Şu anda Hindistan'dan Türkiye'ye uçuş yasak mı? Hindistan'dan uçuşlar uzun zamandır zaten direkt uçuş kapalı. Sadece acil servisler dışında uçuşlar kapalıydı. Fakat insanlar Dubai üstünden geliyordu. Dubai, Doha üstünden aktarmalı hala vardı uzun aktarmalarla. Şimdi Hindistan'a Dubai'yi de kapadı. Yani Arap Emirlikleri de kapadı uçuşları. Dolayısıyla artık çok daha az seçenek var. Evet. Yani Türkiye'ye gelmek adına Peki isterse biz bile. şimdi anlamıyoruz buradan. Böyle acayip fotoğraflar geliyor. Durum gerçekten böyle bu kadar kötü mü şu anda? Durumu nasıl tarif edersin Mumbai'deki durumu? Ya Mumbai'deki durumu ya şu an aslında her şey karantina olduğu için yani lockdown var burada. Sokağa çıkma kısıtlamaları var. Fakat biz tabii internetten bir sürü networkümden görüyorum storylerden takip ettiğim kadarıyla bütün hastaneler şu an neredeyse dolu. Yani yoğun bakım yatakları dolu. Dün baktığımda 17 tane yatak boştu. 75 bin yatan hasta vardı. Ve 5 bin de yeni hasta sayısıydı. 5 bin yeni Covid sayısıydı ki bu 10 bindi. 4-5 gün önce 10 bindi günlük rakam. Yani şu an oksijen sıkıntısı, remdesivir sıkıntısı, onun dışında bir takım diğer ilaçların kara borsası, aynı şekilde oksijen tüpü kara borsası, yatak kara borsası, bu tip kara borsalar zaten Nasıl feda kara oldu. borsa? Yani hastanede mi kara borsa satıyorlar? Anlamadım. Oksijen tüpünü alıp Yok eve mi yok, önce götürüyorlar? tüpler aynı evet komik gibi geliyor gerçekten. Yani insanlar tüp alıyor ve o tüpleri 40 bin 50 bin rupiye yani normalde onun fiyatı 7 bin rupiye 100 dolar normal fiyatı bir oksijen tüpünün. Oksijen tüpünü almış adam depolamış 500 dolara satıyor şu an. Yani bu tip insanlar da yani her yerde olduğu gibi burada da var ve bunlar büyük sıkıntı çünkü zaten insanlar oksijen tüpü bulamıyor. Oksijen tüpü de şu noktada lazım. İnsanlar evine artık evine götürüyor oksijen tüpünü. Orada oksijen bakımını yapıyor. Bunu yapamamış oluyor. Zaten hastaneler dolu. Şimdi Mumbai'de durum bu. Delhi'deki durumu ben uzaktan takip ediyorum. Felaket ötesi bir durum Delhi'de zaten. Mumbai'de de öyle bir Yani durumdayız. cesetleri Fakat ne... yakacak, gömecek yani yakacak normalde krematoryumda yakıyorlarmış. Yer bulamıyorlar, toplu yakıyorlar diyorlar. Çünkü orada zaten gelenek olarak yakılıyor değil mi cesetler? Gömülmüyor bildiğim kadarıyla. Evet. Yani normalde zaten cesetler bazı krematoryumlarda, mesela Mumbai'nin kuzeyinde, güneyinde 2-3 tane krematoryum var. Yani ben ziyaret etmiştim, görmüştüm meraktan. Yani bunlar küçük yerler. Fakat işte küçük yerler. Şimdi parkları da kullanıyorlar bunun için. Geniş alan ne buluyorlarsa bunun için kullanıyorlar. Ama mesela odun bulamıyorlar yakmak için. Öyle bir felaket ki hani artık kuyrukta bekleyen o krematoryumların önünde kuyrukta cesetlerin olduğu fotoğraflar görüyoruz. Yani görüyorum burada insanların paylaştığı. Hani abartı değil bunlar. Gerçekten Peki korkunç. bunun faturası kime kesiliyor? Şu anda mesela siyasi iktidara kesiliyor mu faturası? Bir sorumlu var mı? Yoksa kader gibi mi yaşıyorlar? Hani bu reenkarnasyon bunu yaşıyoruz diye mi yaşıyorlar? Ya mesela küçük bir şey anlatacağım. Burada mesela büyük bir haftalık festival vardı. 3-4 hafta önce Kumbhela diye dini bir festival. Orada Narendra Modi'ye sordular hani bunu yapalım yapmayalım sonuçta son söz onundu. Cevap şu oldu. Allah'ın inayetiyle, gücüyle Covid'in korkusu ölçülemez, bu karşılaştırılamaz. Nihayetinde Covid korkusu bizim bu etkinliği yapmamızdan alıkoyamaz. Yani bu şekilde bir cevap ve izin verildi buna. Akabinde 3 hafta sonra district'teki o state'teki sayılar ona 5'e 10'a katlandı. Yani hemen etkili oldu. 3 hafta sonrasında bu sayıların katlandığını gördük. Şu anda görüyoruz. Fakat buradaki federal hükümet yani federal constitution yüzünden
yani Narendra Modi'yi ne kadar suçlasalar da o bir şeyden ne derler tereyağından çıkar gibi kendini kurtarıyor ve suçu federal hükümetlere atıyor. Her federal hükümet kendi kısıtlamalarını yapıyor şu an. Kendisi yani mesela bir total lockdown yapayım demiyor mesela. O yüzden Modi şu an Modi tamamen ne derler odak noktası yani suçlamaların odak noktası. Konuşmadığı için, bir aksiyona geçmediği için hiçbir şey yani kendisinin de halası vefat etti. Daha dünden önceki gün halası vefat etti. Ama bu kadar da maalesef nasıl Covid'den diyeyim mi yani vefat bu... etti halası? Evet, Covid-19'dan Gaziantep'teydi sanırım. Öyle tam emin değilim hangi şehirde ama yani daha yeni yani 2 gün önce halası vefat ettiğini haberlerde gördük. Ama yani bir inanç politikası, bir milliyetçi, nasyonalist Hindu milliyetçisi zaten BJP partisinden Narendra Modi. Bu yüzden Maharashtra'yla bazı federal bölgelerle zaten bir kopuşu var bu Peki, yüzden bir bu şey parti soracağım. Şu politikası. anda mesela Mumbai'de veya bölgesel kapanmalar mı uygulanıyor? Tam kapanma uygulanıyor mu? Nedir Hindistan'daki kapanma olayı? Her bölge kendi kapanmasını kendi uyguluyor. Mesela Maharashtra, ben Maharashtra derim Mumbai, tam kapanma gibi bir uygulama yaptı. Neden gibi diyorum? Çünkü ekonomik faaliyetler mesela yol konstrüksiyon, yol çalışmaları devam ediyor mesela. Geçen yılki gibi bir kapanma değil. Geçen yıl tamamen kapanmıştı. Kimse izin verilmiyordu. Şu an onu cesaret edemediler. Ekonomik olarak olmadı o. Ama mesela Pancab eyaletinde şu an gece kısıtlamaları var sadece. Yani saat 5'ten sabah 11'e kadar. Onun gibi Delhi'de yine tamamen tam kapanma çünkü zaten felaketin kaynağı yani kökü orası. Onun dışında Kerala'da tamamen farklı bir uygulama yaşanıyor. Orası çok daha az şu an vaka sayısı bakımından. Mesela Mumbai'de çekimler yasaklandı. İnsanlar çekim yapmaya, ben Bollywood'la beraber de işler yapıyorum. Bollywood'dan yani medya sektöründe olduğum için biliyorum. Bütün çekimler Hyderabad'a taşındı. Telangana bölgesi Evet orası. ama Orada mesela çekimler sürüyor. Mesela burada ilginç bir karar alındı. Film çekmek yasak, dizi çekmek serbest. Neden bilmiyoruz ha. Film çektirmiyorlar ama dizi çekimler... setleri durmadı. Şimdi dizilerde oynayanlar da isyan ediyorlar. Ya madem durdurmuyorsunuz, aşılayın bari diyorlar. Ya yani nasıl olacak bu iş diye isyan ediyor onlar da bir yandan. Orada mesela Bollywood Evet. durdu mu şu anda çekimler ya da dizi sektörü falan durmuş durumda mı? Maharashtra'da durdu. Fakat tabii çözümün sonu yok. Her türlü arka kapı buluyorlar. Hyderabad'a taşındı. Bütün bu çekimler ben mesela görüyorum şu an reklamlar hala çekiliyor. Ve o reklamlar sonuçta buraya gelecek post prodüksiyon için. Peki bu sen şimdi bilim insanı değilsin ama bu Hindistan varyantı konuşuluyor mu Hindistan'da? Ya bu biz öyle bir varyant üredik ki burada bütün dünya bundan korkuyor. Türkiye'de bile 5 kişi de çıktı. Dün Sağlık Bakanı hani endişeyle acaba bu ne olacak diyor. Bir yandan işte bu aşıyı bulan Uğur Hoca mesela Almanya'da bir açıklama yapmış diyor ki 1,5 yıl sonra bu varyanta da aslında bu bizim aşı karşılık verecek. Bir problem yok diyor ama böyle bir panik var dünyada. Orada nasıl konuşuluyor bu varyant meselesi? Bu yani şöyle aslında günah keçisini varyant yaptılar şu an. Buradaki yani Sağlık Bakanlığı yetkilileri bütün yapılmayan, sözü verilip yapılmayan, tutulmamış sözlerin, uyulmamış kuralların hepsinin es geçip varyantı suçlu ilan ettiler. Yani bu yüzden bizim bu kadar surge, bu kadar yükselme oldu vakalarda deniyor. Zaten burada resmi ağızlar böyle söylüyor. Fakat okuduğum kadarıyla, ben de okuduğum kadarıyla bu varyant bir tür iki varyantın birleşimi zaten. Kaliforniya varyantı, Güney Afrika varyantı. Burada daha da etkili olan bir varyant haline dönüşüyor. Fakat aslında buradaki ulaşımının yeteri kadar düzgün yapılmaması, organize olamaması insanların ve verilen sözlerin, nasıl sözler bunlar? Mesela geçen yıl 166 tane oksijen plantasyonu mu diyeyim, oksijen üretim merkezi kurma sözü verildi. Fakat bu tutulmadı. 33 tane yapıldı sadece. Yani göz göre göre bu oksijen krizi yaratıldı. İnsanlar bu yüzden ölüyor. Yani Evet. aynı şekilde bu ne derler, sağlık yatırımları söz verildiği halde
yapılmadı. Sağlık Aşı durumu yatırımları nasıl orada? Aşı? aşı durumu 18 yaşına çektiler 2 gün önce. 18 yaşa kadar indirdiler aşıyı. Var mı yani aşı? Yaklaşık Yeterince aşı var mı? Ne aşısı kullanılıyor genelde? burada Covaxin var. Hindistan kendi ürettiği Covaxin, Bharat Biotech. Bir de Covishield var. Covishield AstraZeneca'nın ortak olarak ürettikleri. Ama Covaxin de Covishield'da zaten şu an raw materyal eksikliği yaşanıyor. Tam olarak nedir o? Amerika ile Hindistan arasında bir iletişim var onunla ilgili, bir sıkıntı var. Amerika'nın raw materyaline ihtiyaç duyuyor India, bunları üretebilmek için. Nedir o tam olarak onu bilmiyorum ama şu Evet. an aşı üretimi stokları bitmiş vaziyette. Aşı da yok Peki aslında. ya başka ekleyeceğim bir şey Yani var mı? Ya acayip şeyler anlatıyorsun. Arkadaşlar özellikle ben Mumbai'ye bağlandım. Mumbai'ye bağlanmamızın iki nedeni var. Bir, Hindistan bütün dünyanı konuşuyor. Ne yaşanıyor orada? Onu bizzat Mumbai'den dinleyelim. Yani biz bir tane fotoğrafa bakıp şöyle mi oluyor, böyle mi oluyor diye anlatıyoruz uzaktan ajansların geçtiği şey. Oysa vatandaş gazeteciliği böyle bir şey. İşte bakın canlı yayındayız şu anda dinliyoruz. İkincisi de aham da bakın eğer tedbirleri almazsak, uygulamazsak Türkiye'nin başına ne gelebilir? Yani bu da Hindistan örneği çok önemli bu anlamda. Şimdi 17 günlük kapanmaya girerken hani insanların psikolojisi bozuk, herkes sinirli, gergin. Ya ne gerek vardı diyen var, ne yapacağız diyen var. Hindistan'daki felaketi biraz yakın plandan sizlere anlatmak için bu canlı yayın bağlantısını yaptık. Bir şey eklemek ister misin? Oradan baktığın zaman başka bizim göremediğimiz bir şey var mı? yani ben daha çok ve daha çok bilim kuruluna güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada bu büyük sıkıntının sebeplerinden en önemlisinden biri de onların sadece bir kukla olarak kullanılması. Türkiye'de de bunu maalesef görüyoruz ve bu korku veriyor. Gerçekten de yetkin insanların sözlerine saygı duyulması gerekiyor ve bunların ne deniyorsa yapılması gerekiyor. Eğer bu kapatmaysa kapatma, kapatma değilse kapatma değil. Tam onu bilemem. Ama buradaki yaşanan bu sıkıntının sebeplerinden biri de oydu. Yani bilimsel olarak verilen sözlerin yani sallanmaması diyeyim hükümet Orada bir bilim tarafından. kurulu var mı? Buradaki gibi. Burada bilim kurulu var fakat dediğim gibi yaklaşık yani Şubat-Ocak'tan beri ortalıktan kaybolmuş vaziyette. Yani bu federal hükümetlere dağıtıldığı için sorumluluk, bilim kurulu, bütün ülkenin bilim kurulu artık hiyerarşik olarak çok daha alt seviyede. Sözü kabul görmemiş oluyor Evet. artık Bir maalesef. festival var dedin hani çok büyük katılım var ondan sonra patladı. Kaç kişi katıldı o festivale? Yani how many people come in Kumbhela, you remember? Milyonlarca insan o festivale katıldı. Hemen aynı zamanda da election yani seçimler devam ediyordu. Bengal'de ve Uttar Pradeş'te yani seçimler. Narendra Modi ile diğer rakibi rallileri devam ettirdiler. Hatta Mitinglere devam Narendra Modi etti. şöyle dedi. Lebalep dolu Seçim muydu peki mitingler? Lebalep Lebalep dolu aynen muydu? öyle. Yani bilse Lebalep'i o da Lebalep dolu çok mutluyum derdi yani. Daha önce, çünkü öyle bir açıklama yaptı ki o gurur verici şu insanların bu kadar kalabalık olması bu rallide falan gibi açıklamalar yaptı. Yani her yerdeler, her yerde var Bu bu fotoğraf onlardan tip biri mi? Bak, bu yeni bir fotoğraf mı? Böyle bir rally mi gördük? bu seçim rallisi olabilir. Bakın Miting seçim yani. rallisi. Seçim mitingi Tabii yani. tabii. Evet seçim mitingi. Aynen öyle. Evet. Bunlar Kalküta'da olan. Burada çünkü Kalküta'daki rakibiyle bayağı bir çekişmeli bir Evet. durum yaşanıyor. Bu da Kumbhela'da. dediğim festival değil mi? Ganj Nehri'nde yıkanılan festivalden bahsediyorsun. Evet. Aynen öyle. Bu da Gaziantep'te. İşte bundan sonra 10 katına çıktı. 3 hafta sonra bu olaydan sonra vaka sayısı 10 katına çıktı. O bölgede. Öyle söyleyeyim yani. Çok 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 direkt bağıntılı bu Evet. toplanma ve virüsün aktivasyonu. Metin, Bu yani. yanında kim var? Efendim. Kime soruyorsun sen o rakamları? Benim nişanlım var. Beraber E yaşıyoruz gelsin bir merhaba desin. O da kimdir? Nereli? burada. Tamam ama Türkçe biraz biliyorum. Yengeyi de görelim. Hazır orada. Şey geldi.
Elena, Cüneyt Bey, Cüneyt Bey, Elena. Merhaba, memnun oldum. Merhaba, Elena'yı göstermiyorsun ki, omuzunu görüyoruz bir tek, omuzunun kenarını görüyoruz. Şöyle iyi mi? Biraz daha. Ha, Elena, hi, how are you? Nice to see you. Nice to see you. Where are you from? I am from Germany. I mean, I grew up in Germany, my home Germany, but I was born in Russia. Oh my God, what a story. So how did you find each other? We were neighbors in the film industry, and through friends, he was working on some friends' projects, and they told me that there is somebody here, and that's how we got connected. Okay, very nice to meet with you. Thank you very much for joining us. Yeah, nice to meet you. Meet'in çok teşekkür ederiz. Bir şey olursa bağlanıyoruz artık sana, tamam abi. Ya sana ya yengeye bağlanıyoruz artık. Tamamdır, hoşçakalın.